Nerede, Heya, Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Herkes merakla FC 25 oyununun çıkmasını bekliyor. Ben bu oyunu dünyada ilk deneyen ekipten biri oldum. Şanslı bir e e ekibe dahil oldum ve oyunla ilgili de oyunun yapımcılarından oyunun birçok alanındaki bilgileri alma şansına sahip oldum. Size birçok tüyo vereceğim. Oyunla ilgili neler yapmanız gerekiyor ki en iyi oynayanlardan biri olmalısınız. Ve oyuna yenilik olarak neler geliyor bunlardan size bahsedeceğim. İlk ee, bir iki gözlemimle başlayayım. E, Arda Güler'in tipi yapılmış. O çok sevindirici bir gelişme. E, oyun içinde e, Arda'nın mücadelelerde eks eksik mi kalacak, etkisiz mi kalacak endişenizin yanında bir anda Arda çıkıyor asistini yapıyor. Bir anda golünü atıyor pasları, oyun vizyonu onları çok iyi yapmışlar. Arda skora çok etki eden bir oyuncu olmuş. 75 77'dir reytingi ama onlar güncellenebilir. Ee, bakalım nasıl olacak. Oyun hala geliştiriliyor arkadaşlar. Yeni bir mod var mesela. Rush diye bir mod var. Ee, Volta yerine düşünebilirsiniz. 5e5 e 5 bir versiyon. Bir kaleci, 4 oyuncu var. Oyuncuların bir rolü yok. Yani savunmacı, işte orta saha, hücumcu diye seçmiyorsunuz. Volta'da işte 2-1-2 2-1-2-2 falan gibi formasyonlar e, formasyonlar yapıyordunuz. Bunda öyle değil. Yan yana dizilmiş durumdalar. Haaland da savunma yapıyor. Hücumu da yapıyor. Herkes her yerde. Sahanın biraz küçültülmüş hali. E, sahayı 3 bölge ayırmışlar gibi düşünün. Sadece 3. bölgelerde offside oluyor. Kırmızı kart yok. Mavi kart diye bir şey var. 1 dakika oyuncu dışarıda kalıyor. Tekrar geri geliyor. Sadece 3. bölgelerde offside var. E, o ikinci bölgede offside yok. Topu e, orta sahaya atıyorlar. Ve bir anda kim alırsa oyun başlıyor. Her aksiyon çok önemli. Sağ küçültülmüş olduğu için toplu topsuz. Keyif aldığım bir mod oldu. Arkadaşlarla oynarken çok iyi olacak. E, bu moda birazdan bir daha döneceğim. E, yeni bir stat tasarlanmış onun için. Uşuma gitti o. Maç sonunda da oyuncuların işte rankinglerini, istatistikleri e, görüyorsunuz. Kaçla oynamış puan olarak. E, gol, asist katkısını ne yapmış onları görüyorsunuz. FC IQ diye bir yenilik var. Taktikler modernize edilmiş, çok gelişmiş. Taktik konusunu çok konuşacağız bu oyunda. Hücum, savunma, geçişler hepsini etki edebiliyorsunuz. E, herkes kendi taktiğini yapabilecek. Taktikler asimetrik de olabilecek. Nasıl mı? Şöyle, e, mesela oyuncu rolleri diye bir şey eklenmiş. Geçen sene playstyle vardı ya. Bu senede oyuncu rolü diye bir şey var. E, bu çok yıldız oyuncularda oyuncu rolü plus oluyor. Daha yıldızı da plus plus oluyor. 2 artı oluyor. Yeşil oluyor. Eğer işte oyuncuyu bir ofansif orta saha oyuncusunu düşünün. Arda Güler'i düşünün mesela. Arda Güler'i e, tutucu bir orta saha oyuncusu olarak kullanmak isterseniz oyuncunun verimi düşüyor. Orada zaten uyarıyı göreceksiniz taktik kısmında. Mesela bir bek oyuncusunu sahte bek olarak kullanabiliyorsunuz. Alexander Arnold'un Liverpool'da yaptığını yapabiliyorsunuz. Bir altı numarayı stoperlerin arasına girsin diyebiliyorsunuz. Toplu oyun, topsuz oyun ayrımı yapabiliyorsunuz. Mesela Fenerbahçe örneği vereyim. Bir kenarda İrfancan, bir kenarda daha çizgide bir oyuncu kullanmak istediniz. İrfancan biraz daha içeride görünüyor oyun içinde, diğeri daha çizgide görünüyor. Asimetrik bir taktik dizilişi görüyorsunuz. İşte orta sahalardan biri biraz daha playmaker gibi yaptınız, birisi işte regista gibi yaptınız, birini biraz daha box to box yaptığınız onların rolü biraz değişiyor. Herkesin taktiği farklı olabilecek. Bazı taktikler çok işe yarayacak mesela diyelim. O taktiğin kodunu alıp kodu çıkacak orada arkadaşlarınıza yollayabileceksiniz. İnternetten paylaşabileceksiniz. Dolayısıyla böyle bir taktik furyası da oluşacak ama o, e, rol kısmı çok önemli. E, mesela ben Ofansif orta sahada shadow striker, gölge santrfor işini çok sevdim. Ceza sahasında daha çok koşu atıyor. Opta verilerine göre yapmışlar zaten oyuncu verilerini gerçek hayatta kullanılan rollerine göre. Mesela o çok işime yaradı. Ceza sahasında bir ekstra oyuncu yarattım. hangi oyuncunun en iyi rolü hangisi? Bunları çok tartışacağız ki rol içinde işte oyuncu en çok hangi şeye odaklansın onu göreceğiz. 52 kombinasyon var burada. Ciddi bir sayı. Onlar ee, onun haricinde arkadaşlar bakıyorum asimetrik dizilişleri anlattım. Takım taktikleri içinde yaptığınız taktiği nereler uyumlu, nereler uyumsuz oldu taktik raporu var zaten orada. Onu görüyorsunuz. Nereleri editlemeniz lazım, nerelere bir bakmanız lazım onu görüyorsunuz. Maç içinde smart taktikler var. Şimdi bu oyun devam ederken o ok bastınız. İşte ofansif, ultra ofansif falan vardı. Burada işte bir yedek taktiğiniz var mesela. Bir Oyunun size önerdiği başka bir taktik var, önerilen taktik, onları görüyorsunuz. İşte tiki taka stratejiyi değiştirebiliyorsunuz oradan, tiki taka mı yapalım, bilmem ne direkt pas mı oynayalım. Ya da işte bu R2'ye bastığınızda burada oyuncu değişikliği önerisi vardı ya, orada tek bir öneri çıkıyordu. Bazen iyi bir oyuncunun değiştirilmesi isteniyordu, Yapamıyordun o değişikliği. Şimdi orada 3 tane sol analogla kaydırınca 3 öneri görüyorsun. Çok işime yaradı o, çok sevindim ona, onu çok sevdim. Peki, devam ettim. Ultimate modda neler gelişecek, bir kere ona girmemiz lazım. Rush'ta da, bu ilk başta bahsettiğim 5 oyunculu modda da Ultimate Team modu var. 4 arkadaş girdiniz. Herkes en iyi oyuncu kartlarını getirdi. En iyi oyuncusu ile oraya dahil oldu. Belli görevler var. Belli ödüller var. Ee, bu çok güzel bir mod olacak belli ki, onu sevdim. Mesela içinde etkinlikler olacak, La Liga etkinliği. En iyi La Liga oyuncunu getireceksin buraya mesela. En iyi Premier Lig oyuncusu, onu getireceksin gibi şeyler var. FC IQ Ultimate modda da çok etkili olacak. Yani taktikler herkes için farklı olacak. Ultimate modda dönem dönem güncellemelere göre belki etkili olan bazı taktikler olacak. O taktik e, rüzgarını, trendini çok sık takip etmemiz gerekecek. E, o önemli. Oyuncu rollerinde plus arayacağız. Hat, e, geçen sene PlayStyle'de mesela hatırlayın Rodri'nin shot Gold'u vardı. İşte Son'un, Muhammed Salah'ın becileri çok etkiliydi. Onun sarı olması... Hemen bakıyordun ki bunun sarı beci var, bunu kullanayım. Şimdi de e, oyuncu rollerinde de PlayStyle devam ediyor bu arada. Oyuncu rollerinde de plus ve plus plus olması e, etkili olacak. Onları arayacağız. O önemli olacak. Menajerler taktiğimizi etkileyecek. Her menajer her stratejiye uymayacak. O menajerlerin güçlü ve zayıf yönleri olacak mesela. Stratejinize uygun menajeri bulmanız gerekecek. Tabii yine kimya var kadroyu yaparken. Yani herkesin kadrosu çok farklılaşacak. Evolution kısmını, oyuncu geliştirme kısmını daha geliştirmişler. Daha aslında insanların daha rahat rahat gelişim sağlamasını sağlayacak şekilde uymuşlar. Belki birden fazla daha fazla evolution yapabileceksiniz. Bu da Herkesin kadrosu birbirinden ayrılsın. Herkes aynı kadroyu kurmasın. Daha kişiselleşmiş, daha kadroya aidiyet sağlamış duruma gelelim istiyorlar. En büyük problemlerden birini anlatacağım şimdi. Paket açtınız. Kırklık bir paket açtınız. 20 tane duplicate çıktı. Aynı sende olan kartlar çıktı. Ya onları hafızanda tutacaksın ya böyle fotoğrafını çekeceksin. Gidip kadro görevlerine tek tek kadro görevi yapacaksın. Geri geleceksin. Çıldırtıyordu gerçekten. Bunu çözmüşler nihayet. Bunu çözmüşler. Ne yapmışlar? Bir storumuz var orada. Çıkmış kartları direkt o stor'a atabiliyorsunuz. Orada depolayabiliyorsunuz. İhtiyacınız olduğunuzda aldınız ve bir daha da işte şeyle uğraşmadınız. Ya bunları quicksale yapayım, mecbur sattım ya da işte gittim kadro kurma görevi yaptım. Uğraşmadım abi. Belki o kart benim işime yarayacak. Belki şu an kadro kurma görevi yapmak istemiyorum ama 87'lik bir kartı da çöpe atmak istemiyorum. O yüzden bu çok iyi bir geliştirme olmuş. Tebrik ediyorum. Ee, onun haricinde lig atlama puanlaması, checkpointler bunlar çok değişiyor. Galibiyet gibi değil puanlamada e, etkili olacak. E, lig atlama hemen böyle lig çıkma e, biraz daha değişecek. Zorlaşacaktan farklı bir şey söyleyeyim istiyorum. Çünkü şöyle yapmışlar. Herkes biraz daha denk rakiplerle daha fazla maç yapsın. Yani sürekli farklı güçte oyuncular geliyor karşıma yakınmasını çok duyuyordum. Lig çıkıyor hemen geri düşmek zorunda kalıyor. E, ya daha doğrusu orada çok uzun süre kalmak zorunda kalıyordu. E, şimdi en iyi liglerde de en iyi oyuncular olsun. Onlar da denk takımlarla oynasınlar. Orta güçtekiler daha fazla orta güçtekilerle oynasın. Zayıflar daha fazla zayıflarla oynasın. Herkes oyundan daha fazla keyif alsın diye. O lig atlama çıkma işini biraz daha e, farklılaştırmışlar geçen seneye göre. Şimdi onun haricinde bir başka mod daha var. O kariyer modu ve işte biraz daha takım yaratma modlarını belki başka bir videoda anlatayım arkadaşlar. Hiç kafa karıştırmayayım şimdi. Geçen sene gelen Hypermotions teknolojisi vardı. Bu işte animasyonları belirleyen teknoloji. Gerçek maçlardan görüntüleri, animasyonları yüklüyorlar. İşte Haland'ın böyle sıçrayıp işte ayağının kenarıyla havada vurduğu e, top vardı. Onu oyunun içine de yüklediklerinde sen onu da yapabiliyorsun. Bellingham'ın arka köşeden nasıl vurması, işte nasıl koşuyor Haaland, onları tek tek inceliyorlar işte pinliyorlar. Serbest vuruş vururken nasıl yapıyor? Penaltı kullanırken Vinicius nerede duruyor? Onların hepsini e, güncellemeye devam etmişler e, ve birçok oyuncunun e, animasyonu <laughs> güncellenmiş. Oyun içinde de çok görüyorsunuz bunları. Mesela işte Rudiger Diaz Özellikle fizikli stoperleri çok beğendim. Çok yakın oynuyorlar, durdurmuyorlar. Savunma arkasına L1 üçgenle topu attınız, hızlı oyuncu kaçtı falan onlar çok zorlaşmış. Savunma oyuncuları çok yaklaşıyor. Çok yakalayabiliyorlar çoğu zaman. Onlar benim hoşuma gitti. Yani maç yaparken 5 attığında oluyor. Ama bazı maçlarda gol atmakta çok zorlandığında oluyor. Maçın stratejisine göre ben beğendim açıkçası. Playstyle play işi gelişiyor. Şöyle söyleyeyim, istatistik söyleyeceğim. Geçen sene 1.66 milyar plase gol atılmış. 270 milyon power shot golü atılmış. Yani biz özellikle plaseye ve power shotlara da ciddi ilgi göstermişiz. FC 25'te de mesela yeni kaleci power shot play gelecek. Footwork diye bir şey var mesela. Ayakla çıkarıyor. Karşı karşıya ayakla tık diye müdahale ediyor gelen şutlar. Çok hoşuma gitti. Rush out var. Vardı. Çıkıyorsun hızlı çıkma. Kaleden Zamanında bir hızlı çıkma beci. Deflektör var. Bu çok işe yarayacak. Karşıdan bir şut geldi. Kaleci uçlu köşeye çıkardı. Oyuncunun önünde durdu. Gol attı ya mesela. Deflektör beci olan kaleci top geldi. Çıkardı topu. Taça kadar vuruyor belki. Ya da tehlikesiz bölge geçeriyor. Dönüşünde gol yemiyorsun. Çok etkili. Cross claimer var. Yan toplarda çıktı. Ortaya aldı. E, far throw var. Elle uzun oynatma. Oyunu başlatırken çok etkili, kontratak atak sağlarsınız. Far Ridge var daha uzağa sıçrama. Bunlar e, önemli beşler. Bazı özellikler geliştirilmiş. Oyuncuların kendi etrafında dönmesi, tam ters tarafa dönmesi daha etkili hale getirilmiş. E, yeni skill move'lar var. İşte böyle dönerken bacak arası yapıyorsun falan gördüm onları. Çoğunu tarif edemeyeceğim şu an size ama çok güzel e, bacak arası e, işte değişik skill move'lar geliştirilmiş. Ee, biraz bizi sinir edecek o kızım Hava durumu daha çok etkileyecek Yağmurlu havada oynarken uzun top attı, stoper kayıyor düşüyor falan gibi şeyler var Seyirci tepkilerine bayıldım En sevdiğim şeylerden biri oldu Bir maçta mesela fark yiyorum 3-0 oldu 65. dakika Tribünde şey görüyorsun ufak ufak millet çıkmaya başlıyor dördüncü gol yedim stadın yarısı boşaldı ee, Seyirci tepkileri çok hoşuma gitti Kenardan ara ara animasyonlar giriyor Gol yedik ya da hakem bir kararı oldu kenardan teknik direktörüm işte guardiola itiraz ediyor gol oluyor kenardaki yedek oyuncularla sarılıyorlar ee, o tepkiler çok hoşuma gitti grafik moduyla ilgili iki mod var bunu belki biraz daha detaylı modda anlatırım ee, gol tekrarlarında oyuncunun gözünden bir tekrar gelmiş o güzel o güzel ee, genişletilmiş klasik maç intro'sunu e, oyuncular çok istiyorlardı o geri getirilmiş İstersen opsiyonel tuşa basılı tutuyorsun maç introsunu daha genişletilmiş şekilde e, izleyebiliyorsun. E, ne yapmanız lazım bu oyunda oynarken? Bir kere çalım hem var ama öyle aldım gittim çizgiden yardırdım gibi bir durum yok. Stoper çizgisi çok önemli. Stoper e, hattını çok bozmamak lazım. Orta sahalarla savunmak çok daha önemli. Pozisyon oyunu önemli. Orta sahada tiki taka'ya da önem veriyor. Savunmaya da e, izin veriyor. Ben oyunun şu andaki genel dengesini beğendim ama bu tabii daha e, pre-beta. Benim oynadığım versiyon çok daha gelişme gelecek. Ama ilk gözlemlerim olumluydu IEFC 25 ile ilgili. Yorumlarınızı yazın. Sorularınız varsa da yazın. Cevaplayayım altta. Beğenileriniz çok önemli arkadaşlar. Abonelikleriniz çok önemli. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız desteğinizi mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.